Sabah raporuna hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte yeni haftaya başlarken gündemi değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Fakat öncesinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelmiş olan açıklamanın detaylarını bir kez de biz paylaşmış olalım. İdlib'de çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu. Biri ağır, 9 askerimiz yaralı. Habertürk'ün de benzer şekilde aktardığı bu haberi bizler de paylaşmış olalım. Öncelikle başımız sağ olsun diyerek başlayalım. Özellikle Suriye'de yaşanan gelişmeleri uzun süredir yakından izliyor, takip ediyoruz. İdlib üzerindeki tartışma, rejim güçlerinin oradaki hareketi, Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmanın hangi ölçüde uygulandığı gibi soru işaretleri vardı. Bunların arkasından gelen böyle bir haber akışımız var değil mi? Önce istersen çok kısaca bunun üzerine bir değerlendirme bir konuşalım. Ondan sonra diğer gündem maddelerine ister istemez dönmek zorunda kalacağız. Öncelikle tabii başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Orada yakın olanlara da Allah sabır versin. Tabii şeyi tam bilmiyorum, detayları bilmiyorum, bir bakmak lazım. İdlib'deki konu çok tabii tansiyonlu bir konu. Çünkü Türkiye'nin uzun süredir farklı isimlerle Rusya ile bir arada yürüttüğü süreçlerin artık yavaş yavaş gevşediği ve belki artık işte son raddesine dayandığı ve Türkiye-Rusya'nın farklı sayfalara düştüğü bir yer İdlib. Bizim oradaki askerimizin durumu da biliyorsun oldukça kırılgan bir yapıdaydı. Çünkü rejim güçleri ilerliyor. Bir yandan büyük de bir göç dalgası gelmek üzere. Türkiye süreçlerin tam işletilmediği konusunda ısrarlıydı. Hatta Cumhurbaşkanı da bu konuda geçen hafta açıklamalar yaptı. Uzun süre sonra Türkiye ve Rusya bir konuda anlaşamıyorlar ya da farklılıkları var diye de üstüne gidilmişti, onun üstüne geliyor. Yani geniş bir şeyin parçası mı, bir tansiyon üstüne mi oldu, nasıl oldu? Büyük ihtimalle bunu anlamaya çalışacaktır. Anlamaya çalışanlar. Elbette ki bölgede olanlar ya da politikacılar daha iç yüzünü biliyorlardır. Tekrar başımız sağ olsun. Gelişmeleri dinleyip biz de herhalde bir yorum yapabileceğiz buradan. Peki diğer taraftan gündemdeki diğer maddelere dönüp baktığımızda ister istemez yine virüs tartışması ön plana çıkmaya devam ediyor. Çin piyasası yeni yıl tatilinden döndü. Bugün ilk olarak açılışı gerçekleşti ve açılışla birlikte de %8,5 civarında bir aşağı yönlü hareketi söz konusu oldu. Tabii Çin piyasası yaklaşık 10 günden bu yana kapalı olduğu için bütün negatifleri bir arada fiyatlıyor. Dünya piyasalarının yaşamış olduğu o realizasyonu da bugün itibariyle topluca görüyor. Son benim gördüğüm rakam 361 kişinin hayatını kaybettiği, 17 binin üzerinde yine enfekte olan insan konusunda bildirimin yapıldığı yönünde. Dolayısıyla aslında bu tabloyu yorumlarken ister istemez bir miktar daha bu yayılım hızının ne olduğuyla, dünyanın geri kalanına olan etkisinin ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığıyla da ilgili olarak konuşmak gerekiyor. Hakikaten bir yandan Çin'de seyahatlerin sayısının sınırlandırılmış olmasının bu yayılım hızını ciddi şekilde aşağı çektiği görülüyor. Böyle bakıldığı zaman özellikle işte 8. günü idi yeni yıl tatilinin. Dün itibariyle, önceki gün itibariyle önceki yıla göre yaklaşık %86 düşmüş toplam seyahat sayısı Çin'in kendi içerisinde yaptığı. Dolayısıyla buraların ciddi şekilde yayılım hızını aşağı çektiği söyleniyor. Yine 10 Ocak'la 1 Şubat arasındaki toplam seyahatlerde de %25 kadar düşüş söz konusu olmuş. Keza yine demiryolu seyahatlerinde %15'e yakın düşüş olduğu söyleniyor. Dolayısıyla tüm bunlar Çin'in kendi içindeki yayılım hızını azaltıyor. Hemen hemen tüm havayolu şirketleri Çin'e olan seferlerini askıya almış durumda. Dolayısıyla aslında işin bir bacağında o global farkındalık oluşturuyor. Eğer bunlar olmasa büyük ihtimalle SARS'tan daha hızlı yayılan, ki şu anki haliyle bile SARS'tan daha hızlı yayılan bir süreç içerisindeyiz. Daha negatif bir tabloya doğru dönme potansiyeli vardı. Amerika'dan gelen açıklamalar var. Trump'ın özel güvenlik danışmanı O'Brien'in açıklamaları, eğer kabul ederlerse biz Çin'e uzman göndermek isteriz diyor. Fakat Çin tarafından buna yönelik herhangi bir cevap geldi mi gelmedi mi daha ona dair bir geri dönüş yok. Çin'in bir yandan ekonomik aktivite üzerindeki etkisine bakıyoruz. Petrol tüketimi günde 3 milyon varil düşmüş, yani 14 milyon varillik bir toplam tüketimi var. Petrol tüketimi var Çin'in. Bunun yaklaşık %20'sinin aşağı geldiği söyleniyor. Bu çerçeveden bakınca 14 milyon varil dediğimiz ne demek? Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Güney Kore, İngiltere ve Japonya'nın toplam tüketimi kadar. Bir günlük tüketimi. Çin'in böyle bakınca hakikaten petrol fiyatlarındaki o sert aşağı yönlü hareketin gerekçesini de daha net olarak anlayabiliyoruz. Tabii yani hastalığın seyrine ilişkin herhangi bir yorum yok. O aynı kendi seyrinde devam ediyor. İlk gününde de burada onu konuşmuştuk. Öncelikle hakikaten insanların başı sağ olsun, çok acayip bir şey hakikaten. İnsanlar sokaklara çıkamıyorlar. Birbirleriyle temas haline
geçemiyorlar. Çünkü virüs gözle görülen bir şey değil. Ve bir paranoya hali de yaratıyor. Sadece Çin'de değil, dünyanın birçok yerinde. Yani en küçük çocuktan en büyüğüne kadar artık tabii virüsü duymuşlar, öğrenmişler. Ve bir korku hasıl olmuş. Türkiye'de dahi ben insanlardan duyuyorum o korkuyu ki anlamlı bir şey yaşamadık şu ana kadar. Bir vaka ya da işte korkutacak, ürkütecek toplumu. Ama ciddi bir yayılma etkisi var. Gerek haber olarak tabii gerekse de virüs olarak. Henüz bir ilacının vesaire bulunduğu yönde de bir şey yok, bir kanıt yok. Farklı ülkelerde farklı tedavilere farklı hastaların verdiği olumlu yanıtlar olduğu söyleniyor ama anladığım kadarıyla buradan bir kalıp çıkarmak ve oradan da bir sonuca gitmek henüz mümkün değil. İlk gününde de konuşmuştuk. Böyle yani mikroplar evrim geçirdiği için ister istemez piyasalar bunu anlamak isteyecekler. Ve bir belirsizlik bulutu yaratacaklar. O belirsizlik de risk primi ve satış olarak yansıyacak piyasalar açısından baktığımızda. Ya çok satış geldiğinde ya da işte vaka sayısında ciddi bir geri dönüş görüldüğünde, hızında geri dönüş görüldüğünde piyasalarda bunu değerlendireceklerdir diye hala orada değiliz. Yani ne vaka sayısında bir azalma görünüyor ne de piyasalardaki satış şu an acayip derinleşti. Bir panik havasına vardı diyeceğimiz kadar fazla oldu. Ara ara belli haber akışına bağlı olarak bir vuruyor. Ondan sonra piyasa bir parça normalleşip bir pozitif haber görmeye çalışıyor. Göremeyince bir tur daha vuruyor ama hep %1,5 %2'lik düşüşlerden bahsediyoruz. Evet, yani Çin tabii şimdi kapalı olduğu için bugün adeta bir kırmızı pazartesi ya da kara pazartesiyle geri döndü. Dolayısıyla da çok sert satışlarla haftaya başladı. Tabii burada şey yok, sürpriz yok. Yani diğerleri de Çin'in virüsünü, Çin piyasaları kapalıyken satarken Çinliler bunu yapamamışlardı. Bir de dünyanın neresinde olsa bu açılış olurdu fakat şeyi de atlamayalım. Yani Çin'deki bireysel katılımcı, borsa katılımcısı da epeyce yüksek. Yani dünyanın herhalde en yüksek borsalarından biridir. Hele ki bu büyüklükteki borsa ise yani Çin'in kıyaslandığı borsalar işte Amerika, belki kısmen işte Euro borsaları bölgedeki bunların toplam kadar baktığında buralardaki kurumsal yatırımcının ağırlığı gerek katılımı gerek işte hisse sahipliği epeyce fazla. Fakat Çin'de tam tersi yani %80'ler civarında hatta biraz daha fazla bireysel katılımcıların yaptığı işlemler var. Durum böyle olunca tabii buradaki panik ve oynaklık çok da fazla artabiliyor. Tabii ki bunun böyle olacağını bildikleri için bir sürü önlem almış durumdalar. Ama o önlemler tabii genellikle sonuçları tedavi etmeye ya da işte bu virüsün finansal piyasalarda yayılmasını engelleme yönelik hamleler. Yani nedir? Açığa satış yasağı var. Şimdi Merkez Bankası'nın piyasaya sürdüğü yüksek oranlı bir likidite söz konusu. Bu tür şeylerle en azından etkiyi belli ölçüde hafifletmeye çalışıyor ama tabii düşecek. Tabii ona yapacak bir şey yok. Zaten doğru fiyat bulunması için bir şekilde aşağıda gelmesi lazım. Burada birkaç tane yöntem var tabii Çin'in. Sonuçta sermaye akımları serbest olmadığı için kısmi olarak kontrol etmek daha kolay. Sonrasında da olay atlatıldıktan sonra toparlaması daha hızlı oluyor. Fakat tam fiyat bulunamadan oluyor. O da sebebi işte bireysel katılımcı olması ve dışarıdan fazla para gelmemesi. İşte bizim gibi ülkelerde ya da başkaca yerlerde biraz daha bu makul bir geçiş süreci oluyor. Şimdi Çin'de örneğin milli takım dediğimiz yani devlet adına ya da işte kamu adına fon yönetenlerin öncelikle iki tane yaptıkları şey var. Bir tanesi ilişkide bulundukları portföy yönetimi aracı kurum ve diğer kurumlara ellerinizdeki malları satmayın uyarısı. İkincisi de mümkün oldukça günlük kotaları dahilinde kendi önemli gördükleri tahtalarda dönüp yaptıkları alımlar var. Sonra dövize ilişkin açıklamalar vardı. Burada makul hareket edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani Çince'den Türkçe'ye tercüme edersek lüzumsuz şekilde işte yuan'ı satıp da dolar ya da başka para birimine geçmeye çalışmayın. Paniği büyütmeyin. Şu an büyük bir problem yok. Sonra yine çok yüksek miktarda likitte sağlanıyor ki yani dolara çevirirsek yaklaşık 130 milyar dolarlık gecelik likiditeler de sağlandığını hatta ufak tefek ki işte ayın 20'sinde de biliyorsun faizler her ayın 20'sinde yeniden ufak tefek belirleniyor. Belki buraya doğru ufak bir işte 3 bas puan 5 bas puan neyse bu aralıkta bir faiz indirimi olacağından diyoruz. Yani finansal koşulları elden geldiğince gevşek ve ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyorlar. Ya tabii bu işlerden etkilenen insanlar, vakalar, aileler, şirketler, kurumlar bunların da finansallarında bir problem olmaması için belki bireylerin sayısı az yani Çin'in nüfusu düşünüldüğünde fakat kurumlara yönelik hamlelerde özellikle bölgedeki şirketlere gerek yerel yönetimlere gerekse de özel şirketlere bence bölgeyi rahatlatıcı şekilde ilerleyecektir. Makro etkisine baktığında da
Hala daha işte 5'in hafif altında bir ilk çeyrek büyümesi olacağı yönünde fikirler var Çin'de. Bu zaten genel kabul. Yani hastalığın iyiden iyiye kontrol edilemez bir safhaya geçmesi ya da çok kısa bir sürede kontrol altına alınması durumunda belki bu tahmin değişir. Ama yine de ilk çeyrekte %5'in altına sarkacak bir Çin büyümesi, sonra bu teşviklerle, desteklerle ve talebin de tekrar doğal olarak yerine gelmesiyle ikinci çeyrekte işin toparlanacağı yönünde bir fikir var piyasalarda. Şu an bu hala devrede. Zaten Cuma günü S&P'nin işte hacimli sert satışından hala daha morallerin düzelmediği ve burada bir problem var, bir baksak mı acaba noktasına da piyasaların geldiğini görüyoruz. Daha hareketli ve volatil olur. Bunu kabul etmek lazım. İlk haftaki heyecan tırnak içerisinde piyasalardaki satış arzusu, anlama çabası nasılsa bence hala daha devam ediyor. Artık geçmiş virüslerle kıyaslamanın da bir şeyi kalmadı. Yani başta kıyaslamak ve bir yol haritası oluşturmak için elbette ki baktık. Ama şu an artık kendi şahsına münhasır bir hastalık olarak görmek gerekiyor. İşte yani ulaşım imkanları çok fazla, iletişim imkanları çok fazla dünyamızda. Nüfus çok daha farklı. Çin'in dünyada temsil ettiği büyüklük çok daha farklı. O yüzden artık kendisini örnek alarak gitmemiz lazım. Epeyce kırıcı, üzücü, insanların canını alan 400'e yaklaştı ölü sayısı. 17 bine yaklaştı vaka sayısı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Geçen hafta ne oluyorsa büyük ihtimalle bu hafta da aynısı piyasalar adına söylüyorum. Olmaya devam edecek. Şimdi bu haftayla ilgili olarak benzer şeyleri belki biraz farma endüstrisi üzerinde de değerlendirebiliriz. Bu antikorun geliştirilmesi için şirketler hem kendi kendilerine çalışıyorlar fakat aynı zamanda bir araya gelerek oluşturdukları bir inisiyatif de var. Bunun üzerinden de çalışma olduğunu söyleyelim ve hemen hemen her gün ilaç şirketlerinden yeni bir tanesi daha bunun içerisine dahil oluyor. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations diye bir organizasyon bu. Bir araya gelerek kendi ellerindeki bilgileri ve çalışmaları ortaya koyarak orada bir ortak bilgiyle antikor üretmeye çalışıyorlar. En son GlaxoSmithKline buraya dahil olduğunu açıklamış. Dolayısıyla tüm detaylar üzerinden baktığımız zaman hakikaten dünyanın dört bir yanında da buna yönelik bir ilaç üretmeye, bu tedaviyi yaratabilmek için önemli bir çaba sarf ediliyor. Fakat tabii evrimleşmiş bir virüs oldu ve kendi içerisinde de çok sayıda evrimleşme imkanı üretebildiği için başka bir boyuta geçme potansiyelinden de bahsediliyor. Biz bununla yatıp bununla kalkmaya bir süre daha devam edeceğiz. Herhalde ona alışmak lazım. Piyasalar üzerinde yaratacağı o volatiliteyi de belli ölçüde hissedeceğiz. Bir parça biraz önce söylediğin gibi senin hani dikkate değer kısımlarından bir tanesi bu işin özellikle piyasalarda işte emtia kullanımında veya ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekle birlikte geri dönüşünde o hikayeyi zedeleyip zedelemeyeceğiydi. Hemen hemen her yerde benzer şekilde satış gelmeye devam ediyor. İşte demir cevherinden tut diğer unsurlara kadar. Bugün sadece bakır bir parça daha artıda görüyoruz. Onun dışında diğer piyasaların hemen hemen hepsi emtia tarafında da aşağıda kalmayı sürdürüyor. Şimdi bu iş yani birazcık daha sürecek olursa yani bugün vadeli petroller ya da bugün alıp sattığın diğer emtiada aslına bakarsan tabii sert satışlar olması çok normal. İster istemez emtiaların yani emtianın kendi içerisindeki yani ileri dönük vadelerinde ciddi bir şey olacaktır. Derecelendirme olacaktır. Çünkü yakın vadelerin çok ucuz olması gerekir teslimatta. Bu yüzden aslına bakılırsa zaten suni şekilde hem gerek OPEC artının desteği hem de işte bombalama vesaire savaş gibi olaylarla hep yukarıda tutunan petrol fiyatları belki de 1-2 günlük çok ciddi piyasa ağzıyla söylemek gerekirse kapitülasyonlar görecektir. Yani erime işte çok sert satışlar bunlar mümkün. Hatta belki ilk çeyrekte 50 doların altına bile kayabilir yani bu talep eksikliğiyle. Çünkü içindeki hikaye derin. Mutlaka oradan alıcılar gelir fiyatı doğru yere taşırlar filan işte. Bir şekilde dünyanın bir yerinde işte Araplar Ruslarla bir araya gelip bir şeyler düşünürler ama yani bu ortam bana bunu hatırlatıyor. Biz henüz tam öyle bir gün görmedik piyasalarda. Yani can sıkıcı işte işi anlamaya çalışan çeşitli şeyleri alan satan günler yaşadık. Fakat hiç böyle bir varlık fiyatlarının çözüldüğü ve bir gecede işte likitlerin kuruduğu filan bir gün yaşamadık. Böyle günler olabilir özellikle emtia kaynaklı. Çünkü talepte keskin bir düşüş olacak Çin'de onu anlıyoruz. Bu hafta da eğer ki ne yazık ki iyi haberler gelmez ve bahsettiğim kadar satışlar derinleşmemiş ya da işte virüse bir çare ya da işte azalma hızı falan girmemişse devreye ben böyle bir iki gün yaşamayı beklerim açıkçası. Bunun hangi gün olacağını kimse bilemez. Biraz işte piyasa psikolojisiyle biraz
güçlü bir satıcının piyasaya gelmesiyle böyle günler olur. Ama tahmin ediyorum böyle şeyler de yaşarız yakın zamanda. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Hakikaten ekonomik aktivite üzerinde ciddi örseleyici etkisi var derken mesela daha ayın 3'ü zaten bir hafta 10 günden bu yana Çin yeni yılı nedeniyle Çin'de üretim yok. Fakat 24 tane eyalet, belediye ve bölgeden gelen açıklamalar var. Biz henüz işe dönmeye hazır değiliz. Buradaki şirketlerin ve fabrikaların işe dönmesi için en az Şubat'ın 10'una kadar zamana ihtiyacımız var diye. Bu 24 belediye, bölge, şirket sahibi olan alanı dikkate aldığımızda da Çin toplam milli gelirinin yaklaşık %80'ini, ihracatının %90'ını üreten kesimler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burası net bir şekilde Çin ekonomisinin akamete uğrayacağını gösteriyor. Elbette geçicidir. Daha sonrasında iş çözüldükten sonra, buradaki sorunlar ortadan kalktıktan sonra burası yeniden büyümeye dönecektir. Ama bu aralarda bu haber akışı sertleştikçe bir miktar daha problemli hale gelebilir. Çin hükümetinin açıklamaları oldu. Belli başlı teknoloji şirketleri, medikal ekipman üreten şirketler bunların üretime dönmesi lazım diye. Özellikle çip üreticileri vesaire bugün itibariyle normal üretimlerine başladılar. Ama geri kalan kısmı hakikaten problemli olmaya devam edecek gibi duruyor. Yani son söz özellikle işte makroekonomik boyutta bu Çin yeni yılı etrafında olmamız önemli bir şey. Yani normal şartlarda da önemli bir şey. Çünkü hakikaten insanların sadece seyahat edip işte kiminin memleketine döndü vesaire ama yani yüz milyonlarca insandan bahsediyoruz. Ve aktivitenin ciddi kesintiye uğradığı bir dönem bu. Ve genellikle de zaten Ocak ayları. Yani kimi ülkelerde işte Amerika'da mesela çetin kış şartları sebebiyle ya da farklı sebeplerle işte kimi ülkelerde Aralık'tan çıkan yavaşlama, yıl sonu yavaşlamasıyla birlikte Çin gibi yerlerde de geleneksel olarak yavaş geçer. Üstüne bir de bunun gelmesi ilk çeyrekte gerçekten de senin de söylediğin gibi bir yavaşlama sonrasında yerine konacak şekilde ekonomi duraksama yaratabilir. Burada başka bir ülke olsa belki çok sürpriz kesintiler de olabilir. Yani 6 beklediğim büyüme 4'lere kadar bile inebilir. Çünkü tahmin ediyorum çok ciddi bir momentum kaybı var. Sonra aynı hızda da toparlar ikinci çeyrekte. Fakat Çin'de biraz büyüme rakamları da insan yapımı, insan eliyle yapıldığı için belki o kadar keskin düşüş olmaz. Ama belli ki 6 büyüme çoktan gitti. 5'in ne kadar altına gideceğimize bakıyorlar şu an orada. Peki Amerikan 10 yıllıkları 1.52-1.53'ler civarında kalmaya devam ediyor. O gerginlik nedeniyle gelişen ülke kurları üzerindeki baskının da bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Bizde dolar TL tarafında 5.98-50'lerde, euro TL tarafında 6.63-50'ler civarında fiyatlama görüyoruz. Dolayısıyla bizim piyasada da aslında önemli bir realizasyon gerçekleşti. 124.500'lerden 118.000'lerin sınırına kadar geriledik. Cuma günü piyasa dibinden bir miktar tepki, Perşembe Cuma dibinden bir miktar tepki üretti. Ama hakikaten de bizim piyasayı da belli ölçüde kendisi güçlü kalmak istese dahi bir 5-6 bin puan kadar aşağı itmiş oldu. Yani bunun Türkiye etkisini değerlendirdiğimizde tabii birkaç yolla çok kısa kısa. Ama öncelikle benim gördüğüm kadarıyla hakim olması gereken tema küresel yavaşlama senaryosuna hizmet edecek bir haber akışı bu normal şartlarda. Bu haber akışı da özellikle kısa vadede işte emtia fiyatlarına bir çökme şeklinde nüfuz ettiği için bu Türkiye'nin aslına bakarsan kur tarafını rahatlatan bir gelişme olmalı. Çünkü küresel enflasyonist ortamı aşağı çekiyor. Herhangi bir teorik faiz indirmenin önünü kapatıyor ve aktiviteyi yavaşlatıyor. Özellikle de yani bizim gibi bu emtiayı ithal eden ülkelerde kısa vadeli arz şokları iki yönlü sert etki yaparlar. Yani arzdan yana bir problem varsa özellikle bizim gibi kurlar kısa vadede zarar görürler. Çünkü yani fiyat artacaktır. Fakat talepten yana ciddi bir eksiklik doğuracak bir gelişme varsa o zaman bizim gibi kurlarda da ayrışma beklersin. Bunu biz pek yaşamadık. Onu söyleyebilirim. Tabi bu İdlib işi vesaire oradaki şehitlerimiz ve haber akışı ister istemez kur üstüne baskı koyuyordur. Türkiye-Rusya arasındaki gerilimin boyutlarını ölçmek, buradaki durumu keşfetmek bakımından tamamen yani bu virüs ve onun etkileri üstünden konuşuyoruz. Birinci etkisi bu olur. İkincisi tabii ticari olarak bakarsın. Fakat Türkiye'nin ticareti burada zayıf Çin'le ve herhangi bir ciddi bir dış ticaret etkisi de beklemek mümkün değil. Turizm kanalıyla baktığında da evet yani Çinli turistlerde belli ki bir problem olacak. Yani gerek onları 450 bin civarında Çinli turist ağırlıyordu. Yani işte 40 milyona yaklaştı desen herhalde %1'ine falan tekabül ediyor. Buradaki etkisi de belki kurum ve işte bölge bazında büyük olabilir ama toplamdan baktığında miniskül, minik, ufak kalacaktır. O yüzden bunu beklersin. Yani net net de baktığında özellikle kur ve faiz tarafını aslında yani çok soğuk bir dille anlatıyorum, üzgünüm.
Rahatlatacak bir şeydir bu, ortamdır sonuçları bakımından. Fakat hisse senetleri biraz da küresel çarpanlarına kıyasla mukayese edilir ve ona göre işlem görür. Şu an küresel çarpanlar ucuzluyor. Türkiye daha ucuz olduğu için belki satışın etkisi sınırlı kalabilir. Fakat yine de moral kanalıyla aşağıya gelmesi ve çarpanların bir parça çözülmesi normaldir. O yüzden ben piyasadaki fiyatlamayı kur tarafı biraz dışarıda kalmak üzere genellikle sağlıklı olarak yorumluyorum. Peki, kısa bir araya gidelim şimdi, aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gökhan Şen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde istersen hızlıca Türkiye odaklı birkaç tane konu var üzerine konuşacağımız. Bir onları değerlendirelim. Ondan sonra diğer unsurları öne çıkartırız yine. PMI verisi geldi. PMI verisine baktığımız zaman 51.3'e çıktığını görüyoruz. 22 ay sonra ilk defa 50 seviyesinin net bir şekilde üzerine atmış oldu böylelikle imalat PMI rakamları. Alt kalemlerine baktığımız zaman da hem istihdamda bir parça hareketlenmeye dair bakış açısının kuvvetlendiğini hem de aynı zamanda önümüzdeki döneme dair ihracat siparişleri de dahil olmak üzere fena bir bakış olmadığını görüyoruz. Bir süredir gördüğümüz dediğim gibi en pozitif PMI verilerinden bir tanesi oldu. Tabii yani tam hatırlayamıyorum şimdi bülten dönümünde açık değil ama herhalde neredeyse 2 sene sonra mı? 22 ay işte. 22 ay yani az da değil. O yüzden de bir önemi var mutlaka. 50 seviyesi tabii verilen anketlere yanıtlardan bir genişleme ya da daralma bölgesi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla 50'nin üzerindeki herhangi bir değerden işte satın alma yöneticilerinin satın almaya girdiklerini, siparişlerini artırdıklarını, dolayısıyla işte üretimin de artacağını düşünüyorsun. Bu bakımdan önemli bir gösterge. Bu arada neden hafta sonu açıklandığını anlayamadım. Yani benim bildiğim hiçbir PMI göstergesi hafta sonu açıklanmaz. Bizde de daha önce böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Konuşamadım da ESO tarafıyla ama enteresan geldi. Çünkü bu önemli bir veri. Hafta sonu önemli veriler açıklanmamalı. Hafta içi çalışma saatlerinde açıklanmalı. Detaylarına baktığımızda da gerek ihracat siparişlerinde bir dipten dönüş var. Gerek istihdam tarafında bir artış var. Gerekse de üretim tarafının epeyce olumlu olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar ekonomideki dönüş işaretleriyle ve Türkiye ekonomisinin 2019'daki belki hafif pozitif bölgeden şimdi daha hızlı bir toparlanmaya geçtiği yönündeki işareti teyit ediyor. Ben yani benzer bir işareti zaten Samex tarafından, yani MÜSİAD'ın endeksinden de almıştık. Gerçi Ocak'ta hafif geriledi ama o zaten biraz daha önceden de bu toparlanmayı işaret ediyordu. O yüzden piyasadaki gelişmeleri bence tam olarak tanımlayan 22 ay sonra ilk defa belki piyasadaki iyimserliğin daha önde olduğunu gösteren bir veri. Dolayısıyla önemli veri konuşmak lazımdı. Bu bakımdan da genişleme işaret ettiğini PMI'ni de söylemek lazım. Şimdi bugün gelecek olan enflasyon rakamları da piyasa açısından önemli. Özellikle geçtiğimiz hafta enflasyon raporu toplantısında verilen mesajları da duyduktan sonra biraz daha veri odaklı bir para politikası olacağına dair sinyal alındıktan sonra bugün gelecek olan enflasyon verisi bizi bir miktar daha 12'lere doğru yaklaştırabilir. Yılın ilk yarısında enflasyonun bir miktar daha yukarı gitmesi söz konusu olabilir ama ikinci yarıdan itibaren daha ciddi bir aşağı yönlü ivme söz konusu olacak diye genel bir beklenti olduğunu ifade edelim. Dolayısıyla bugün gelecek olan veri o açıdan da bizim kendi dinamiklerimizi daha net olarak görebilmemiz, aynı zamanda Merkez Bankası'nın da kendi politikasını ortaya koyabilmesi açısından önemli olacak. Burada ankete bakıldığında aylık olarak %1.1 civarında bir enflasyon beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, böylece işte yıllık %12'ye yaklaşık seyredecek. Buraya yakın olacak. Şimdi İTO'da açıklandı. İTO'nun tabii detaylarına baktığımızda biraz daha gıda tarafından anlamaya çalışıyoruz. Çünkü yani sepetler farklı ve yanıltıcı olabiliyor. Ama gıda tarafına bakınca geçen ayın Ocak ayına nazaran daha düşük bir gıda fiyatı endeksiyle karşımıza çıktığını gördük İTO'nun. Demek ki burada da benzer bir şey beklenebilir. O belki kısmen bize yardımcı olabilir. Gerçi zaten enflasyonda hem gerçekleşmeler hem de beklentiler kanalında daha iyi bir yerdeyiz. Yani fiyatların artış hızında bir gerileme var. O çift tanenin yüksek seviyelerine göre. Zaten buradaki oyun planını da çok kısa hatırlatmak gerekirse yani o sert düşüşlerin ardından gerek baz etkisi gerekse de işte bir parça kurdaki hafif değersizleşmeyle beraber işte gıda fiyatları hepsini alt alta yazdığında tek haneden hafifçe yukarı sekmiştik. Kabaca bir 3 ay kadar buralarda duracağız. Yılın ikinci çeyreğinden sonra özellikle ikinci yarısına doğru enflasyonda yavaş yavaş
düşüş eğiliminin hakim olmasını bekliyoruz. Çünkü ekonomide her ne kadar bir toparlanmadan söz etsek de mevcut toparlanma düzeyi Türkiye'nin potansiyel büyümesinin altında bir çıktığı işaret ediyor. Türkiye'nin potansiyeli ve ürettiği arasındaki farkın da fiyatlardaki artış hızını emeceğini varsayıyoruz. Yani insanların fiyatlama davranışlarının güçlü olamayacağını, biraz daha buyer's market yani alanların piyasası olacağını satanlardan ziyade. O yüzden de eksik talepten ötürü enflasyonun daha düşük seyredeceğini düşündüğümüz bir ikinci yer olacak. Tabi burada Merkez Bankası'nın faiz indirim iştahı ve TL'nin değeri de belirleyici olur. Fakat mevcut yeni sistemde ki işte S&P'de en son adını koymuş yani managed float diyor, kimisi dirty float diyor, kimin herkesin zevkine göre ama yani yönetilen bir, kısmen yönetilen bir kur rejiminde diye artık görülüyor. O yüzden de kurda ekstra bir yük beklemek doğru mudur bilmiyorum. Yani alt alta yazdığımızda bu durumda Türkiye'nin tek haneli enflasyonunun mümkün olduğunu yılın ikinci yarısında. Bunun da zaten birçok tarafta hem piyasadaki ikinci tahvil piyasası fiyatlamasında hem de kredi pazarında görüldüğünü hatırlatmak lazım. O yüzden de son not yani bugünkü enflasyonda büyük bir sürpriz beklenmiyor. Ama enflasyonda iyi, madalyonun iyi tarafının özellikle yılın ikinci yarısında gelmesini bekliyorlar ekonomistler. Şimdi bir de hızlıca S&P'nin gözden geçirmesinin sonuçları üzerinden bakalım. Aslında bir görünüm değişikliği olabilir mi diye beklentimiz vardı. Not değişikliğini çok fazla kimse dikkate almıyordu ama vardı piyasada burada görünüm değişebilir diyenler. S&P zaten uzun süredir Türkiye'ye karşı yani uzun süredir derken belki bir 20 yıldan bahsediyoruz. En mesafeli duran kredi derecelendirme kuruluşu. Diğerleri yatırım yapılabilir seviyeye çekerken S&P yapmayandı. Dolayısıyla daha sonraki süreçte de en hızlı aşağı getiren hatta diğerlerini beklemeden daha hızlı şekilde aşağı getiren de S&P'ydi. Bakış açıları çok fazla değişmemiş gibi görünüyor. Ekonomideki iyileşmeye dair atıfları var cümlelerin içerisinde. Bir miktar toparlamaya yönelik atıfları da var. Ama bunları not ya da görünüm değişikliği için çok da uygun görmediklerini anlıyoruz. Tabii zaten şey için çok karamsar değiller. Yani S&P ne bekliyor diye baktığında enflasyonda işte neredeyse benzer seviyeler var. Büyüme olarak mesela 3,5'un mümkün olduğunu söylüyorlar. Bankalarda da herhangi problem beklemiyorlar. Zaten Türkiye'nin ödemeler dengesi riskinin de ekonomik yavaşlamadan ötürü ve bankaların dış alemden aldıkları paraları azaltmalarıyla artık iyice azaldığını söylüyorlar. Kur üstüne yenilenmiş bir baskı beklemediklerini ben anlıyorum. Yani böyle bir 2020 bekliyorlar aslında. Fakat yeni ekonomik programdaki 5 büyüme ve devamlı 5 büyüme tezinde satın almıyorlar. Yani makroekonomik beklentilerini çok kısaca anlatmış olayım. Buna rağmen de görünümde bir değişiklik yok. Dolayısıyla S&P'nin en öne çıkardığı şey kurumlardaki erozyon. Bir işte yani Merkez Bankası bağımsızlığından tut da diğer ne kadar aklına gelen kurum varsa buradaki erozyon. Ve bu erozyondan ötürü Türkiye'nin kapsamlı bir yanıt üretememesi mevcut ekonomik koşullara. İkincisi de her ne kadar ekonomi yönetimi ve para politikası yani maliye ve para politikası birlikte çalışsa da aslında şu ana kadar ortaya konan politikaların etkin, uzun vadeli ve işte çözümleyici bir dönüşüm yaratacak politikalar olmadığı konusunda iki tane net aslında öne çıkan fikirleri var. Bunlar değişmedikçe de gerek görünümde gerekse de notta herhangi bir değişiklik olacağını anlamıyoruz. Yani metin bize öyle söylüyor. Önceki metin de aslında buna benzer bir şey söylüyordu. Fakat Türkiye'nin bankaları batmayıp ödemeler dengesi riski realize olmayıp yani realize olsa da bir problem olmadan ve büyümeyi de bir şekilde tekrar dipten döndürmesi dahi şeye yaramamış öyle görünüyor. Demek ki bundan sonra yani 3'te büyüsen 5'te büyüsen bu haliyle makroya değil biraz daha governance üzerine bakmak gerekiyor. Evet yönetişim ya işte politika böyle olacak. Dolayısıyla S&P'nin anahtarı budur. Bundan sonra S&P beklentileri buna göre oluşturulabilir. Sürenin sonuna geldik. Ankara'ya gideceğiz ama gitmeden evvel çok kısaca bir de elektrik vadeli piyasası kuruluşu üzerine konuşalım istersen. EPH'in bu noktadaki attığı adımlar aynı zamanda önümüzdeki döneme dair elektrik piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin kendi planlamalarını yapabilmeleri için bir elektrik vadeli piyasası kurulacak. Burada daha uzun vadeli olarak şirketlerin kendi önlerini görebilmesi hem üreticilerin hem tüketicilerin alacaklarını vereceklerini daha doğru planlayabilmeleri için atılan bir adımdan bahsediyoruz. Fiziki teslimatlı olacak buradaki sözleşmeler. Aynı zamanda burada düşülebilecek potansiyel temerrütleri engelleyebilmek adına da bir temerrüt havuzu oluşturulacak. Önce şirketin kendi teminatı üzerinden daha sonrasında oluşturulmuş havuz üzerinden buralardaki teminatların yönetimi de gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bugünden bakıldığında geleceğe dönük planlama yapmak isteyen herkes elektrik piyasasında işlem yapan
bu çerçevede iş yapabilecek. Son bir not. Geçmişte çok tartışılırdı bu elektrik vadeli sözleşmeleri. Burada söylenen şeylerden bir tanesi şuydu, bunlar genellikle bölgesel yapılır. Dolayısıyla iki tane taraf orada kendi arasında anlaşır. Anlaşmanın çerçevesinde de zaten ileriye dönük fiyat oluşur. Buna çok gerek olmayabilir deniliyordu. Bu sözleşmeler kapsamında şu sağlanmış anladığımız kadarıyla. Eğer ki buradaki ikili anlaşmayı dönüp buraya bilgilendiriyorsan oradaki fiziki teslimat koşulları ve garantörlük mekanizması lehte işlemeye devam edecek. Böylelikle karşı taraf riskini borsa üzerine yayma şansına sahip olunacak. Bu da fiyatlamadaki ekstra primi kurtarma imkanı taşıyabilir deniliyor. Ya ben bir şey söylemeyeyim. Alicina'nın söyleyecekleri çok önemli. Başka gün uzun uzun konuşuruz. Çok önemli gelişme. 10 yıldır zaten planlanıyordu. Dolayısıyla hayırlı olsun. Alican'a dönelim, daha detaylı konuşuruz. Peki, gidelim Ankara'ya. Alican Türkoğlu da bizleri bekliyor. Şimdi Alican, özellikle sabah saatlerinde aldığımız üzücü haber, özellikle İdlib'deki rejim güçleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki süreç, aynı zamanda Rusya'nın ve Türkiye'nin geçmişten bu yana en çok tartıştıkları alanlardan bir tanesine dönüştü İdlib. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer açıklamaları vardı. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz nokta ne olacak? Ankara'nın tepkisi ne olacak? Birinci soru bu. İkincisi, yine bugün basında yer alan haberler var. İşte Cumhurbaşkanı yardımcılığının sayısının 3'e çıkacağı, aynı zamanda kabinede bir değişiklik olabileceği yönünde. Dolayısıyla buna dair haber akışında elimizde somut olarak herhangi bir gerekçe var mı? Somut bir bilgi yok. Son soruyla başlayayım, kabine değişikliği konusuyla ilgili olarak. Bir süredir gündeme geliyordu, düşüyordu bilindiği gibi. Bu ekranlarda da konuşmuştuk. Aslında özellikle son 20 gündür, bir aydır bu konuyla ilgili yeni bir gelişme veya yeni bir konu olmadığını söylemekte fayda var. Ama özellikle Elazığ depremi öncesinde Ankara'da kulislerde daha fazla konuşuldu. İşte sen de aktardın. İşte Cumhurbaşkanı yardımcılığı sayısının 3'e çıkarılabileceği, bir takım bakanlıklardaki sayısının 5'i 6'yı bulabileceği söyleniyordu. Değişiklikler yapabileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili çalışma yaptığı yönünde konuşmalar oluyordu diyebilirim sadece. Somut bir bilgi olmamakla beraber, ama en azından ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki son 15-20 gündür bu konuyla ilgili yeni bir gelişme olacağı yönünde bir izlenim edinmedim. Özellikle deprem öncesinde daha çok gündemde olan bir konu olduğunu söylemem gerekiyor, ama önümüzdeki günler ne gösterir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir karar alır? Bu konu nasıl tekrar gündeme gelir? Bunları izleyip görmek lazım, ama en azından bugün itibariyle gündem tamamen İdlib konusuna kilitlenmiş durumda. Özellikle geçtiğimiz hafta çok sıkışık bir süreç yaşanmıştı İdlib'le ilgili olarak. Yani Türkiye ile Rusya arasında görüş anlaşmazlıklarının olduğu, bu noktada İdlib konusuyla ilgili olarak sürecin merakla beklendiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili olarak Rusya'ya sert sözlerinin olduğu bir süreç yaşanmıştı hatırlanacağı gibi. Anlaşmaya, o süreçlere uyulmadığı ile ilgili, işte dün itibariyle de gece saatleri itibariyle de bölgede takviye olarak giden Türk askerine rejim tarafından hedef gözetilerek bir saldırı yapıldığını ve ne yazık ki 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır, 9 askerin de yaralı olduğu yönünde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bilgi geldi. Şimdi şöyle bir açıklama yapıyor Milli Savunma Bakanlığı. Çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere önceden koordine edilmesine rağmen topçu atışı yapıldığı vurgulanıyor. Şimdi hatırlayalım, Moskova'da yapılan görüşmelerde Türk istihbaratıyla rejim arasında, Suriye rejimi istihbaratı arasında görüşmeler yapıldığı zaten kamuoyuna duyurulmuştu. Bir şekilde bir bilgilendirme yapılmıştı. Bu süreçte hem Türkiye'nin bölgedeki İdlib'deki gözlem noktalarına hem de bu gözlem noktalarına takviye olarak gönderilen askerlerle ilgili olarak süreç koordineli bir şekilde zaten ilerletiliyordu Ankara tarafından da. Gerek Rusya ile gerekse Rusya üzerinden de rejimle. Dolayısıyla dün geceki olayda da Türkiye'nin bu bilgilendirmeyi yaptığı, ki Milli Savunma Bakanlığı'nın özel olarak vurgulamaya çalıştığı bu. Ancak bu koordinasyona rağmen direkt hedef gözetilerek bu topçu atışlarının yapıldığı söyleniyor. Şimdi belirsiz olan bir takım konular var. Bunlara muhtemelen önümüzdeki saatlerde açıklık getirilecektir. Bir, Rusya'nın bu konudan, yani rejimin bu saldırısından haberi olup olmadığı, bu konuyla ilgili olarak
Muhtemeldir ki Rusya'dan bir açıklama gelecek. İki, rejimin özellikle şu an itibariyle Türkiye'nin iki gözlem noktası, hatta üçüncüsü de son saldırılarla denilebilir, tamamen rejim güçleri tarafından çevrelenmiş durumda. Ben şahsen gözlem noktalarına bir saldırı olacağını düşünmemekle beraber şu anda tamamen rejimin arasında, rejim askerlerinin arasında kalan gözlem noktalarıyla ilgili süreç nasıl yürütülecek? Üç, rejimin saldırılarına anında evet Türkiye'den, Türkiye sınırında konuşlanan obüslerden cevap verilmiş durumda ama devamında yeni bir operasyon gerçekleştirilecek mi? Özellikle bölgedeki Türk askerlerini koruma adına Türk Silahlı Kuvvetleri yeni önlemler alacak mı? Ve yine rejimden de bölgedeki durumla ilgili olarak gerek rejimden gerekse de rejimi sonuna kadar destekleyen Rusya'dan bu saldırının neden gerçekleştirildiği. Geçtiğimiz hafta özellikle Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan net açıklamaya rağmen Türk askerinin neden direkt hedef alındığına ilişkin çok net bir açıklama yapılması bekleniyor. Ama şu ana kadar Ankara'dan gelen tüm açıklamalarda gerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bu yapılan bu hareket yani rejimin bu saldırısı cevapsız bırakılmayacaktır ve gereken yapılacaktır yönünde de mesajlar geldi. Tam da Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'ya gideceği bugün rejimin bu saldırıyı gerçekleştirmiş olmasının da manidar olduğu yönünde yorum yapanlar var. Bölgeyi ve bölge politikalarını iyi okuyanlar tarafından. Dolayısıyla bugün özellikle Suriye'nin, Suriye İdlib politikalarının, Türkiye-Rusya ilişkilerinin biraz daha genel olarak daha fazla konuşulacağı bir gün olacak. Tekrar tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyerek ben sözü tekrar Ankara'dan sizlere bırakayım. Alican çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın yorumlar ve Ankara gündemiyle birlikte biz de sabah raporunu tamamlıyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında yatırım bültenini izleyebilirsiniz.